Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir hadisi şerif var. Başında dünya sizin için yaratıldı buyuruluyor. Şimdi böyle dünya sizin için yaratıldı deyince insan ne anlar? İşte ilk başta sizin için yaratıldı. İstediğiniz gibi yiyin, için har vurun, har keyfinize bakın. İstediğiniz gibi tepe tepe kullanın yani. Şimdi ama dünyaya yatırım yapmak da kötüleniyor. Bu ikisini insan bir arada bulunduramıyor. Yani tenakuz gibi. Ne anlamamız gerekiyor? Mustafa Bey, kitaplardan alırken tabi hadis-i şerifin devamı var. Dünya sizin için yaratıldı ama siz de ahiret için yaratıldınız buyuruyor. Devamında. Siz de ahiret için. Şimdi kitaplarda anlatırken Allah-u Teala kudretinin, ondan sonra affının, mağfiretinin, gadabının hepsinin açığa çıkmasını murat etti. Ve onu sonra yarattı. Bu yarattıkların içerisinde mesela Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah-u Teala emirleriyle muhatap için cemaatatı, yani dağları, sonra hayvanatı. Onlara aynı şekilde onlar ezildiler. Nefis olmadığı için kabul edemediler. Ama insan cahil yaratıldığı için, daha doğrusu nefs olduğu için o bilemedi bunu. O aynı şekilde tamam dedi, ben bu emri kabul ederim. Anlatılıyor ki, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnsan onun aynı şekilde ne getirip ne götüreceğini bilemedi. Dolayısıyla Allah'ın emirleriyle insan muhatap oldu. Efendim melekler de var. Ha, melekler Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde emrindedirler. Onlar isyan etmez. Ve onların yapmış olduğu ibadetlerle de onlar dereceleri yükselmez. Yaratılırken belli bir derecede yaratılır. Hep orada kalır o. Hep nedir mesela? Rükû halindedir, secde halindedir. Hep o haldedir. Hep ondan zevk alır. Yorulmaz, bıkmaz, usanmaz. Yani meleklerin konum farklı. Geriye sadece insan ve cin kalıyor. Hayvanlarda zaten nefs yok. Onlarda da muaf. Meleklerde de yok. İnsan ve cin, bu ikisi de erkek ve dişi olarak yaratılmış. İkisi de Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarıyla muhatap. Fakat bu ikisinin içerisinde de en kıymetlisi insandır. Cenab-ı Hak bunu muhatap olarak yaratmıştır. Fakat Cenab-ı Hak insanı hepimizi yaratırdı. Siz cennete, siz cehenneme. Kim diyecek? İkisi de onun mülkü. Cehenneme giden itiraz mı edecekti? Ben niye buraya gönderiyorsun? Etsen olacak. Değişen bir şey olmayacak. Fakat Cenab-ı Hak adı sıfatının açığa çıkması için Allah-u Teala dünyayı yaratıyor. Dünyayı yeryüzüne indiriyor. Hatta melekler önce yaratılmıştı buyuruyor. On sana Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların hepsinin ruhu yaratıldı. Melekler gördüler. Baktılar ki sayıları bayağı kabarık. Ya Rabbi dediler, bunları nereye indireceksin bu yedi kat semanın içerisinde? Bu birinci kat semadaki dünyayı, şu arş küresini gösterdi Cenab-ı Hak. Gökyüzünden görüyorlar arş küresini. Minnacık bir şey. Samanyolu galaksisinde nokta bile değil. Bir oradaki sayılara baktılar, bir bu yeryüzüne baktılar. Ya Rabbi dediler, almaz ki burası onu. Sığmazlar. Allah-u Teala hepsini ben birden göndermeyeceğim buyurdu. Ya nöbet nöbet. Nöbet nöbet deyince melekler nöbet. 100.000 geldi, bir 100.000 daha, bir 100.000 daha. Ya Rabbi, yani toplandıkça buna gene aynı şekilde hepsi geldi. Gene dolar. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki, ben hepsini birden göndermeyeceğim ki. Gidenler ölecek, arkasına gelecek. Melekler bu sefer arz etti. Peki arkadan gelenler, önden gelenlerin öldüğünü görecek mi? Allah-u Teala buyuruyor ki evet görecekler. Melekler o zaman daha çok hayret ederler. Ya Rabbi, arkadan gelenler öndekilerin öldüğünü gördükleri halde bu dünyada nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar bunlar burada? Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki, siz üzülmeyin. Ben onlarda gafleti yarattım. Ve şimdi bu üzerinde yaşadığımız arz küresinin içine mağma, ateş. Zaman zaman işte depremler oluyor, yanardağlar şey yapıyor falan. Ama Cenab-ı Hak her an o korku dehşetten bizi koruyor. Hatırımıza gelmiyor. Zelzelelerde tamam, büyük yarıklar, çatlaklar, tsunamiler oluyor falan. O anda bir korkuyoruz, ediyoruz. Sonra gene aynı şekilde adamın üstünde gene oturuyoruz. Gene orada zevk sefa yapıyoruz. Niye? İnsanda o nefs olması sebebiyledir. Şimdi Cenab-ı Hak bizi imtihan için buraya gönderiyor. Bize kıymet vermiş, emirleriyle muhatap ediyor. Dolayısıyla burada bize akıl vermiş, irade vermiş. Burada yalnız bırakmamış, peygamberler göndermiş. Rehber gönderiyor akla.
doğruyu göstermek için. İmtihana tabi tutuyor. Yarın mahşer günü bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme giderken diyemeyecek ki o zaman insan, ben niye cennete gidiyorum, niye cehenneme gidiyorum? Önüne koyacaklar. Bunun için. Dünyadaki cennet tercihine göre. Evet. Dünyadaki tercihine göre. Allah-u Teala yeryüzünde, hatta birinci kat semadaki yıldızlar ve ay da dahil olmak üzere hepsini Allah-u Teala insan için yaratmış. Onun için de Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki dünya sizin için yaratıldı. Ekip, biç, yani şey yap, Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olarak. Ama burası kalıcı yer değil. Kalıcı yer değil. Onun için o hadis-i şerifin devamında dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Çünkü siz sonsuz kalacaksınız. Ahirette. Ahirette. Burası sonsuzluk yeri değil. Burası geçici. Burada siz imtihan ediyorsunuz. Tercihlerinize göre yarın aynı şekilde mahşer günü hesap vereceksiniz. Onun için burası geçici. Hani deniyor ya dünya fani. Evet. Yani fani, geçici. 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 O fani olmaktan murat odur. Geçici. Ve Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin devamında aleyhissalatü vesselam ahirette ise cennet ve cehennem ateşte başka yeri yok buyuruyor. Başka yer yok. Şimdi tamam, dünya sizin yaratıldı. Buradaki Allah-u Teala vermiş olduğu nimetlerden hepsinden istifade edeceğiz. Hatta bunu biraz daha genişletmiş İslam alimleri. Allah-u Teala vücuttaki her organı insanın emrinde yaratmış. Göz, kulak, dil, diş, el, parmaklar, ondan sonra ne bileyim ben ayaklar insanın emrine verilmiş. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki buradaki yarattığım o yürek denilen et parçasındaki kalp bana aittir. Oraya benim yarattıklarımın sevgisini sokma. Her şeyi ben senin için yarattım ama seni kendim için yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye diyor senin için yarattığım şeyler diyor seni beni anmaktan uzaklaştırıyor. İşte peygamberler aleyhissalatü vesselam ve peygamberlerin aleyhissalatü varisleri, tasavvuf büyükleri bir ömür boyu insanlara bunu anlatmaya çalışıyorlar. Bir ömür boyu. Diyor ki arkadaş bu masa senin, bunun üstündekiler senin ama sen yolcusun, yolcusun. Mesela şimdi onların ifadelerine göre canlı bir misal vereyim. Bizim şimdi karşımızda bir havaalanı var, Yeşilköy havaalanı var. Çok da hareketli bir havaalanı. Şimdi diyelim burada transit ülkeler arası, bazen kıtalar arası gidenler var. Bazen buraya iniyor. Yakıt ikmali yapıyor, tekrar hareket ediyor. İndi mesela uçağa. İki saat buradasınız dedi. Adama gitsek dese ki, hemşerim, sen şimdi Japonya'ya gidiyorsun ama bak burası Yeşilköy biliyor musun? Şurada villalar var. Hatta E5'in üzerinde şimdi böyle çok güzel aynı şekilde şeyler de yapıldı, yerler de yapıldı falan. Bu villalardan birisini sana satayım. Adam ne dedi? Deli misin der ya. Ben burada topu topu iki saat kalacağım. Topu topu iki saat kalacağım. Ben yolcuyum diyor. Ben ne yapayım diyor villayı falan. Ya para istemiyorum, hediye edeyim. Ya arkadaş hediye etsen de istemiyorum. E niye? İki saat sonra benim burayla bağlantı kapatacak ki. Yok. İşte din büyükleri de, İslam alimleri de önce peygamberler anlatıyor. Buyuruyorlar ki aynen bunun gibidir bu. Bunun gibidir bu. Burada iki saat kalacaksın. Yani 20 sene kalacaksın. 60 sene kalacaksın. 80 sene, 90 sene. Sonra yolcusun sen. Ha bu yolculuğumuz anında da mesela ben de çeşitli yerlerde kaldım. Doğduğum yer farklı, tahsil yaptığım yer farklı, vazife yaptığım yer farklı.